İnternet bazen karanlık ve rahatsız edici gizemlerin ortaya çıkış noktası olabiliyor. Bu gizemlerden biri de The Hitman, yani şapkalı adam olarak bilinen gölge varlık. Reddit, 4chan ve TikTok gibi platformlarda binlerce insanın paylaştığı bu ortak kabus yıllar içinde büyük bir ilgi ve merak konusu haline geldi. The Hitman, gölge insanlar yani karabasan olarak bilinen varlıkların en bilinen temsilcilerinden biri. Onu görenler genellikle geniş kenarlı bir şapka ve uzun bir palto giymiş olarak tanımlıyorlar. Ancak bu varlık hakkında bilinmeyen çok fazla şey var. Hazırsanız tüm bilinmeyenleri cevaplayalım. The Hitman'in varlığı yıllardır birçok insan tarafından rapor ediliyor. Bu varlık genellikle uyku felci sırasında veya gece geç saatlerde karanlık bir odada görülüyor. İlk raporlar, diğer gölge varlıkların genel tanımlarıyla örtüşse de The Hitman'in belirgin bir şapka ve uzun palto giymesi onu diğer gölge varlıklardan ayırıyor. Reddit, 4chan, TikTok ve diğer sitelerde paylaşılan hikayelere göre The Hitman genellikle izleyici konumunda kalıyor. Ancak bazı zamanlar korkutucu bir şekilde yaklaşabiliyor ve saldırgan bir tutum sergileyebiliyor. Reddit ve TikTok, The Hitman ile ilgili en çok hikaye paylaşılan platformların başında geliyor. Kullanıcılar bu varlığı genellikle çocukluklarından itibaren gördüklerini ve yıllar boyunca bu deneyimlerinin devam ettiğini bildiriyorlar. Bu hikayelerden bazıları The Hitman'in doğaüstü bir varlık olduğunu, bazıları ise onun bir tür zihinsel rahatsızlık veya uyku bozukluğunun sonucu olduğunu öne sürüyor. Bir Reddit kullanıcısı, "Ben Tinesse'deki memleketimden 2019'da şu an yaşadığım yere taşındım ama gizlilik nedeniyle nerede olduğumu söylemeyeceğim. Oradan taşındığımdan beri bu şapkalı adamı hiç görmedim. Sanırım 2021 veya 2022 yılına kadar. Yani onu gördüğümü söyleyemem. Sadece gözümün önüne getirebiliyorum. Uzun, zayıf fiziğiyle dolabımda saklanıyor ve her hareketimi izliyor. Bazen sadece bakmakla kalmıyor. Bazen küçük izler bırakmayı seviyor. Çizikler ve morluklar gibi. Bir keresinde baldırımda parmak izleri şeklinde 3 morlukla uyandım. Bazen beni pek sevmediğini düşünüyorum. Bir keresinde gözleri beyaz olarak yatağımın altında belirdi ama gözleri yoktu. Bazen evde başka kimsenin olup olmadığını merak ediyorum. Çünkü evde bazı şeyler oluyor ve şapkalı adam dolabımda kalıyor. Ampuller tamamen iyi olmasına rağmen bugün mutfak ve oturma odası ışıkları sürekli yanıp söndü. Son birkaç gündür kapımın dışından tırnakla çizilme sesleri duyuluyor. Ama bu sesin sahibi bu evdeki 4 hayvandan hiçbiri değil. Kedim bazen odamdayken panik yapıp hemen çıkmak istiyor. Bir keresinde kız kardeşim kedisini alıp odamın önünden geçerken odamdan gelen hırlamayı duyduklarını ve kedisinin paniklediği zamanları hatırlıyorum. Bunları yazarken şapkalı adam oldukça meraklı bir şekilde beni izliyor. Bazen onunla konuşmamı veya onun hakkında konuşmamı sevmiyor. Bunu bana çizerek belli ediyor. Varlığı şu anda fazlasıyla yakın ve rahatsız edici. Kulaklarıma fısıldıyor gibi. Dil bilgisi hatalarım için özür dilerim. Oldukça yorgunum. Ama işte benim şapkalı adamla ilgili deneyimim. Biraz fazla gevezelik etmiş olabilirim. Ama paranormal deneyimlerim hakkında söyleyecek çok şeyim var, dedi. Son yıllarda TikTok, The Hitman hakkında hikayelerin ve videoların paylaşıldığı popüler bir platform haline geldi. Kullanıcılar The Hitman'i gördükleri anları ve bu deneyimlerin onları nasıl etkilediğini anlattıkları videolar paylaşıyorlar. TikTok'un kısa video formatı bu korkutucu hikayelerin hızlı bir şekilde yayılmasını sağlıyor ve The Hitman'in ününe ün katıyor. The Hitman'in varlığına dair bilimsel ve paranormal birçok açıklama mevcut. Bilim insanları bu tür gölge varlık deneyimlerin uyku felci ve hipnagojik halüsinasyonlar gibi uyku bozukluklarından kaynaklanabileceğini öne sürüyorlar. Uyku felci, uyku sırasında vücudun hareket edemediği ancak zihnin uyanık kaldığı bir durumdur. Bu sırada halüsinasyonlar görmek oldukça yaygındır. Hipnagojik halüsinasyonlar ise uykuya dalarken veya uyanıkken görülen görsel veya işitsel halüsinasyonlardır. Öte yandan paranormal araştırmacılar ve bazı dini gruplar The Hitman'in doğaüstü bir varlık olduğunu ve ruhsal bir boyuttan geldiğini iddia ediyorlar. Bazı teoriler The Hitman'in bir iblis veya kötü ruh olabileceğini savunuyor. İnsanları korkutmak veya manipüle etmek için görülebileceğini düşünüyorlar. The Hitman gizemi birçok kişi üzerinde derin bir psikolojik etki bırakmış durumda. Onu gören insanlar genellikle çok yoğun korku ve endişe yaşadıklarını belirtiyorlar. Bu deneyimler insanların uyku düzenlerini bozuyor ve genel olarak yaşam kalitelerini düşürebiliyor. Kültürel olarak The Hitman gizemi popüler medya ve halk hikayeleri üzerinde de etkili olmuştur.
Bu varlık birçok korku temalı dizi, film ve kitabın ilham kaynağı olmuştur. Özellikle internet kültüründe The Hitman hakkında yazılan hikayeler ve paylaşılan deneyimler bu gizemin daha da tanınmasına ve yayılmasına katkıda bulunmuştur. The Hitman ile ilgili birçok ünlü vaka ve hikaye mevcuttur. Bu vakalar genellikle insanların bu varlıklarla yaşadıkları korkutucu deneyimleri anlatır ve The Hitman'in gerçekliği konusunda daha fazla kanıt sunar. Örneğin The Hitman hakkında en çok bilinen araştırmacılardan biri olan paranormal yazarın görüşüne göre The Hitman'in birçok insan tarafından görüldüğünü ve onun bir tür iblis veya kötü ruh olduğunu öne sürmüştür. Yazarın kitabında The Hitman ile ilgili birçok vaka ve hikaye yer almaktadır. Bu vakalar The Hitman'in dünyada birçok insan tarafından göründüğünü ve onun gerçek bir gizem olduğunu göstermektedir. Modern internet kültürünün en esrarengiz ve en korkutucu gizemlerinden biri olarak varlığını sürdürüyor The Hitman. Reddit, 4chan ve TikTok gibi platformlarda paylaşılan sayısız hikaye ve deneyim bu varlığın gerçekliği konusunda birçok kişiyi ikna etmiş durumda. Bilimsel açıklamalar ve paranormal olaylar arasında gidip gelen bu gizem henüz tam anlamıyla çözülebilmiş değil. The Hitman'in ardındaki gerçek ne olursa olsun bu gizemin insanların zihinlerinde derin bir iz bıraktığı ve onları korkuttuğu kesin. Gelecekte yapılacak araştırmalar ve paylaşılacak yeni hikayelerle belki de bu karanlık ve gizemli varlığın sırrı bir gün çözülebilir. Ancak o zamana kadar The Hitman internetin en korkutucu ve gizemli figürlerinden biri olarak kalmaya devam edecek. I looked at the end of my bed and there was a tall man. I say man because of what he was wearing. He had a black brim hat and black trench coat. One day the hat man just started showing up to me when I was not in sleep paralysis at all. Bigger than me, I'm 6 foot something, and he's a good, he's always taller than I am. Then I've seen the hat man arrive in the doorway, which gave me a real sense of foreboding, like I was about to die. I don't really know how to explain how he stares at you, because he's just this tall black silhouette. And so it's like you can't see any of his features. You can't see his nose or his eyes or his mouth. You can't see anything. But you know, like, it's staring right at you. It's trying to rationalize the irrational. And you can't. That's what makes it irrational. So it's an always losing battle. And even though I've seen the Hat Man my whole life, you can't prepare for it. Even though I know what to expect, it's fresh and new every single time. Because I thought I was crazy for so many years. I didn't even know there was a whole thing about this guy until not too long ago when I just googled his appearance. İzlediğiniz veyahut dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok yakında farklı içerikler çekmeyi düşünüyorum. Canlı yayınlar yapmayı, birlikte oyun oynamayı, özellikle korku oyunu oynamayı ve bunları paylaşmayı düşünüyorum. Bununla ilgili düşüncelerinizi de gerçekten merak ediyorum. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ben Batikov. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.